Merhaba arkadaşlar, ben Melek Selin'den, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pekmezli kurabiye yaptım. Oldukça lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Dilerseniz nasıl yapıyorum? Hemen tarife geçelim. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifimle geldim arkadaşlar. Pekmezli kurabiye yapacağım. Öncelikle malzemelerimle başlayayım. İsterseniz şöyle 250 gram oda sısında tereyağım var. Ben birazcık mikroda dolandırdım hafif yumuşaması için. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı nişasta. İki tane yumurta. Bir paket vanilya. İki paket kabartma tozu. Şöyle büyük bir kase pekmezim var arkadaşlar ama bunu sonra kullanacağım. Öncelikle malzemelerimi bir güzel karıştıracağım. Şöyle kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. 5 su bardağı un ayırmıştım. 1 su bardağı kaldı. Yani 4 su bardağından yoğurmuş oldum. Siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdi bu hamurumdan ceviz büyüklüğünde yuvarlayacağım. Şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsime sıra sıra aralıklarla koyacağım. Şöyle hamurumun yarısını yaptım arkadaşlar. Şimdi ısınmış 180 derecelik fırınıma vereceğim. Çok fazla pişirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle çatlaması ve hafif rengini atması yeterli. Şimdi bu ilk tepsimi fırınıma veriyorum. Son iki tane kaldı arkadaşlar ikinci tepsimden. Onları da yuvarlıyorum, ekliyorum. İlk tepsim fırından çıktık sonra bunu koyacağım. İlk kurabiyelerim fırından çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bir yer açacağım. Şu pekmezimi tam ortaya koyuyorum. Sıcak sıcak pekmezin içine batıracağım. Şöyle borcamımı alıyorum.
Yani sıcak sıcak pekmeze batırıyoruz arkadaşlar. İlk tepsimin sonuncularını da yapıyorum arkadaşlar. İkinci tepsim de fırından çıktı arkadaşlar. Yaklaşık 12 dakikada bu hale alıyor. Hemen şu kalan pekmezimi ortaya koyuyorum. Sıcak sıcak atıyoruz arkadaşlar pekmezin içine. Biliyorsunuz hamuruna şeker koymamıştık. Güzelce pekmezini çekmesi lazım. Pekmezim çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden birazcık daha ekliyorum. Şöyle yakından göstereyim bir tane. Şu şekilde. Kesinlikle tavsiye ederim denemenizi. Gerçekten çok güzel oluyor. Ve sonuncumu da yapıyorum. Şöyle çok az kaldığı için de ıslamakta zorlanıyorum. Pekmez yemeyen çocuklarınız için gerçekten güzel bir alternatif. Kesinlikle tavsiye ederim denemenizi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.